Evet arkadaşlar şimdi iki hafta önce Türkiye'deyken ben başımdan geçen küçük bir olay anlatacağım. Ankara'da yaşandığı enteresan bir olay. Siz de izleyince zaten anlarsınız veya hatta bir yorumlarda belirtirsiniz nasıl bir şey olduğunu ve hatta kendi yorumunuzu aktarabilirsiniz. Ankara'da şimdi bir, bir dükkanın yanında park ettik. Kardeşim ve ben iki araba ee, arabadan indik çarjıdan alışveriş yapacağız yani öylesine herhangi bir ihtiyaç değil de gezeceğiz bakacağız bir şey beğenirsek alacağız hesabında oraya biz arabayı park edince hemen arabanın yanında orada karşıda yani dibinde oturan birisi vardı kalktı geldi hemen ya hoş geldiniz falan filan dedi arabayla hani tekere falan bakarken öyle hemen olayı konuyu açtı bir konu öyle fark etmez konu önemli değil bir şeyden başladık. Ondan sonra bir iki konuştuktan sonra, bir iki böyle konuştuktan sonra ama Almanca olduğumuzu biliyor. Ondan sonra dedi ki, e ya dedi, Erdoğan dedi, ülkeyi dedi ne hale getirdi, bakın dedi. Şöyle onu deyince hemen döndüm adam böyle dikkatlice baktım. Hemen nasıl oldu da konuyu getirdi Erdoğan'a bağladı, şaşırdım. Dedi ya dedi bu Erdoğan dedi Türkiye dedi ülkeyi dedi mahvetti dedi, bakın dedi herkesin ağzında maske. Bak herkese dedi maske hani taktırıyor dedi. Onun yüzünden maske takıyorlar. Hatta dedi maske takmayana da ceza yazıyor dedi. Bak suya cezayı dedi. Milleti dedi mahvetti dedi. Benim kardeşim de orada o da tuhaf ben de tuhaf. Konuyu birden açtı böyle maskeden girdi Erdoğan'dan anlatıyor. Şöyle tipine baktım. Orada bir amatörlük ettim gerçi de. Tipine baktım FETÖ'cü tipi var. FETÖ'ye tam benziyor. FETÖ böyle işleri zaten böyle sokak sokak ev ev gezmeyi oy toplamayı Deşirmeyi böyle devşirmeyi çok iyi bilir. Çok iyi yapardı. Tipi FETÖ'cüye benziyordu. Sorsaydım keşke hani hangi parti Erdoğan hani tamam gidici falan filan e, beğenmiyoruz memnun değiliz falan filan deyip de e, onun hangi partiyi tuttuğunu sorsaydım o zaman zaten iyi parti diyecekti kesin de yani Erdoğan haricinde iyi parti diyecekti de ama bir sormadık orada bir amatörlük yaptık neyse devam edelim. Biraz ilerledikten sonra Annem bana dedi ki anneme anlattım durumu. Dedi böyle böyle adam ne yaptı ne etti getirdi Erdoğan'a bağladı dedik. Böyle hemen dedim sokak sokak demek her gelene böyle yapıyorlar. Ya dedi niye ağzının payını vermedin o zaman? Kim o dedi ya? Nerede dedi ağzının payını ver. Ya anne dur ağzının payını vereceğim. Vermek zorun değil hep veririz de. Yani veririz de adamı dükkanının karşısına park ettik. Adamın kini nefreti var öfkesi var. FETÖ'cü adam. Biz dedim iki dakika alışveriş yapana kadar ya aynasını kıracak ya camını kıracak. Ya da hiçbir şey yapamasa bile içine oturmuş adamın dert olmuş. Arabanın bir tarafını hiç yapamazsa bir çizik atar. Hırsını alacak adam ya. Böyle bu tipten yani. Ondan sonra yani cevap vermek sorun mu? Onu yoldan zaten döndüremezsin. İstersen önüne getir çantayla para koy. Adam Erdoğan şu anda onun hoca efendisinin tam düşmanı. Onu anlatamazsın artık. Kesinlikle. Neyse. Şunu da söyleyelim. Bizim Almanya'dan geldiğimizi biliyor. Salak adam. Ve be, be gerizekalı. Biz 10 tane devlet geçip geliyoruz ya. Kaç tane ülkeden geçip geliyoruz. Yani orada cevabını vermek ağzımızda hemen pat diye cevabını vereceğim. Bozacağım da. Yani geri dönüşü yok o adamın ya. Biliyorum arabama zarar vereceğini. Almanya'da yaşıyoruz ya bak Almanya'da bak herkes maske takıyor burada. Bütün alışveriş merkezlerine maskeyle giriyorsun. Eğer maske takmadan bir markete bir yere alışverişe gir 150 euro cezası var. Anında kameradan görüyor polisi telefon açıyor ceza ödüyorsun. Sırpta maske takıyorlar. Bulgar'da maske takıyorlar. Çoğu yerlerde. Ya şimdi Almanya'da Erdoğan mı var ya? Buradaki insanların maske takmasına da sebep Erdoğan mı? Ceza yiyenler Erdoğan mı yazıyor ya? Hani tamam Türkiye'de Fox TV'de hani portakal olsun, can ataklı olsun, nevşin mengi olsun. Buna benzer bu hani yalancı takımı var ya CHP'nin, Sözcü'nün, Cumhuriyet Gazetesi'nin, Yılmaz Özdil'in, Şaban Sevinc'in böyle hani Fox TV ve Halk TV'nin zehirlemiş olduğu ne anlatırlarsa ne söylerlerse ağızlarından hani televizyondan duymuş olduğu görmüş olduğu okumuş olduğu kasterlerinden her bir şeyi ayetmiş Kur'an-ı Kerim ayetiymiş gibi canı kulağıyla canı gönülden dinleyip onu benimseyen onların sözlerine harfiyen uyan bizi CHP tayfası mı sanıyorsun ya bizi kendin gibi salak mı sandın ya senin tuzağına düşecek miyiz o 10 tane devlet geçiyoruz. Herkesin de maskesi cebinde. Şimdi Almanya'da takan maskeyi Erdoğan sayesinde mi ya, takıyor? Gerizekalı. İşte kendisi gibi adamları kandırır. Ya onların oltasına düşecek insan da çok bak. Günde 20 kişi anlatsa böyle 20'den 18'e aldanmasa buna ikisini kandırır günde. Bak çantada keklik. İki kişi kandırır. 20 kişiden bak. Adam zekayı yok Dedim ya FETÖ böyle sokak sokak, mahalle mahalle, ev ev zamanında gezdiler, tozdular. Bunlar böyle oy topladılar. Şimdi bunlar Erdoğan'a düşmanlar. O yüzden böyle oltayı atıp saf, salak insan arıyorlar. Eğer kafanızı çalıştırmazsanız işte bunların oltasına çok kolaylıkla düşersiniz. Bu Meral Akşener'i de FETÖ kurdurdu. FETÖ'nün emriyle kuruldu. Bakın Bugünü unutmayın. Gün gelecek. Gün gelecek. Eğer ki Meral Akşener CHP ve HDP ile iktidarı ele geçiremezse bir dönem, en fazla iki dönem beraber olur bunlar. İki dönem. Bak üçüncü dönem olmaz. Çünkü bunlar çok uyanır. Bunlar ya var olacağız ya öleceğiz anlamında. Bu, bu tipten hareket ediyorlar. Ya var, ya var olacağız ya yok olacağız. Eğer Hani birincilikte oynuyorsun ya, oynuyorsan şampiyonluğa oynayacaksın. Eğer şampiyon olamıyorsan, ikinci bile olsan takım değilsin. Bunlar direkt iktidara oynuyor. Kandil ülkeyi bölmek istiyor, ülke bölmek için. Elinden gelen her şeyi yapıyor. İstersen getir Türkiye'nin e, iktidarını ona ver, umurlarında değil ülkeyi bölmek için uğraşıyor. FETÖ de ülkeyi ele geçirmek için uğraşıyor. İstediğin kadar muhalefet yap. İstediğin kadar. Çünkü ülkenin her yerine sızabilmek için iktidara ihtiyaçları var bunların. Bu bir dönemde iki dönem bu CHP ve HDP ile işbirliği yapacak. Baktık ki ne olmuyor. Meral bakın bak buraya söylüyorum. E, Millet İttifakı'ndan ayrılıp Erdoğan'a sırnaşacak. Erdoğan'ın yanına yaklaşacak. Çünkü bunlar hani derler ya bu gibi. Bu falan halt etmiş bunların yanında. Renk değiştirmiyor sadece. Bunlar kılık da değiştirir. Her şeyi değiştirir. Bunlar Bunlar evire çevire dö. Bunlar yine senin allem eder, eder. alttan girer, üstten girer. Seninle işbirliğine girişir. Senin o koltuğundan alabilmek için, ele geçirmek için her elinden gelen her türlü imkanı yapar. Bunlar da kaburga yok. Bunlar hani kaburga kemikleri yok bunların. Bunlar kemiksiz. Bunlar her şey yaparlar. Bak bunlar şimdi daha önce hani cemaatti. Darbeden sonra hain oldular. Meral Akşener'i kurdurup Millet İttifakı ile meclise girdiler. Şimdi oradan almış olduğu Türkiye'den bazı %10 baraj oylarıyla CHP ve HDP'nin işbirliği sonucu e, başkanlığı ele geçirip ülkeyi ele geçirmek için oynuyorlar. Eğer ki bu planlar tutmazsa ele geçiremezse bunlar iki dönem önce muhalefette kalır. Bak ben size söyleyeyim hemen Erdoğan'a Meral Akşener sı sırnaşır. Çünkü bunlar onların zekası halkın kılcal damarlarına çok iyi hassas nüfus edebiliyor. Bunlar damara göre, kana göre şırınga uyguluyorlar. Bakın örnek de vereyim size. Bakın kendileri Atatürkçü olmamalarına rağmen 19 Mayıs'ı hatırlayın. 19 Mayıs'ta pandemi döneminde bakın pandemi döneminde CHP, bak Cumhuriyet Halk Partisi Atatürkçüyüm diye yırtılmasına rağmen Meral Akşener 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e en erken gitti. Anıtkabir mi? Atatürk mü? Umurunda mı onların? Hikaye ya. Fasafisa bunlar. FETÖ'cü bunlar. Bunlar halka nereden nüfus edeceklerini, oyu nasıl alabileceklerini çok iyi biliyorlar. Çok iyi. Bunlar süper biliyorlar. FETÖ'nün emriyle Türkiye'nin hassas noktasına ortak değerine Atatürk'ü anmaya, Atatürk'ü anma sen Atatürkçüsün, milliyetçisin. Nasıl bak dinci, ibadetçi de olur. Seçim zamanı başörtüsü, Atatürk'ü anma etkinlikleri, ibadet, İslamiyet, yeri geldiğinde milliyetçi, MHP'li, kurtçu, asena. Ya ne diyorsunuz siz? Bunlar çok iyi biliyorlar halktan nasıl oy alacağını çok iyi biliyorlar. 19 Mayıs'ta hemen o gitti. Arkasından Kemal Kılıçdaroğlu ya dedi biz dedi biz Atatürkçüyüz, layıkçıyız, cumhuriyetçiyiz. Biz gitmiyoruz. Meral Akşener gidiyor. Alelacele, alecele, apar topar gitti. Zaten 20 dakika bekledi biliyorsunuz Anıtkabir önünde, Aslanlı yolda milletvekili bulup da yürüyemedi kabiri e. Hatırlayın 19 Mayıs'ta. Pandemi dönemi, koronavirüs zamanı. Arkasından bakın arkasından Ayasofya açıldı çok güzel bahane buluyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin tayfası Ankara'ya kaçtılar. Yok kurultaydı, yok şuydu buydu. Fasafüsü. Onlar gerçekten bir mazeret bahane değil. Uyduruk. Ama Meral Akşener ne dedi? Benim dedi en yakın korumamda bak çok yakın korumamda virüs çıktı. Bak virüs çıktı. Biz bu sebepten ötürü evde karantinadayım. Çok önemli. Kendimi değil başkalarını düşünüyorum. Yanımda bir garibana bir masuma yani bir herhangi bir vatandaşa virüs bulaştırırsa, aa ben dayanamam çok üzülürüm. Hayatta yaşayamam. Ben bunu asla kaldıramam. Bunlar bunlar var ya siyasetin daniskasıdır. Eğer oradan bir oy kazanacağını bilsin bir oy Yemin ediyorum oradaki Ayasofya'daki camiye gelmiş 350 bin kişinin hepsine virüs bulaştırır. Hepsine bulaştırır oradan o oy, oyu alır. Bunlar FETÖ'nün aklı çok çok muazzam zekası var. Ben hala şaşırıyorum bunlar o darbeyi nasıl yapamadılar. Nasıl yani yaptılar nasıl başaramadılar o zekayla. Ama şöyle bir şey de geliyor. Yani kulun bir e, planı varsa Allah'ın da bir planı var. Yani Yaradan'ın da bir planı var hesabı. Nasıl başaramadılar? Ben şoktayım yani. Onların zekasıyla onlar herkesin kılcal damarlarına çok çok hassas damarlarına çok güzel nüfus edebiliyorlar bu çakallar. Çok çok yani çok dikkat edin bak ayakta sizi ayakta ayakta oynatırlar. Bak, ayakta uyku da yakalarlar. Ayakta uyutur bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Bu FETÖ'ymüş, meralmiş. Yani öyle hassas hiç hiç de vazgeçmezler. Kapıdan kovan camdan girer. Camdan kovan bacadan girer. Bunlar asla vazgeçmez. Bunlar iktidarda iktidar. İktidarda iktidar. Sonuna kadar almadan pes etmezler. Bırakmazlar yani. Ben size söyleyeyim. O yüzden gözünüzü çok çok dört açın. Kesinlikle bunların oyununa, galyanına gelmeyin. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.